Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü için Ankara'da da etkinlik yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kıbrıs Harekatı'nın 44. yıl dönümünde Ulus Anıtı'nın önünde tören düzenledi. Törende Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına Ankara Büyükelçisi Fazılcan Korkut, Türk Silahlı Kuvvetleri adına Tuğgeneral Mehmet Hakan Akyol anıta çelenk bıraktı. Korkut konuşmasında Rum kesimiyle yürütülen müzakerelere ilişkin görüşünü dile getirdi. Türk tarafı olarak 50 yıldır sonuç vermeyen ucu açık görüşmelere odaklanmak yerine yol haritamızın net olması gerekmektedir. O da şudur, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomisini ve de devlet yapısını uluslararası alanda kapasite dediğimiz olayı güçlendirmek olmalıdır. Korkut ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i de ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yılı İstanbul'da da büyük coşkuyla kutlandı. Vatandaşların ilgi gösterdiği tören İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde yapıldı. Törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Sirkeci Şubesi ve Kıbrıs Gazileri katıldı. Kahraman gazilerimiz ve değerli vatandaşlarımız. Törende konuşan Yönlüer, adadaki çözüm eşit statülü iki kesimlik bir yönetimden geçiyor dedi. Bugün içinde bulunduğumuz süreçte dahil olmak üzere Kıbrıs Türk tarafı olarak Türkiye'nin desteğiyle adada adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüme ulaşılması yönünde güçlü desteğimizi sürdürmekteyiz. Kutlamaların diğer bir adresi de İzmir oldu. Tören Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Törende konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İzmir Başkonsolosu İpal Emin, Doğu Akdeniz'e dikkat çekti. Türk ordusunun önemine vurgu yaptı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh sözünü ilke edinmiş bir millet olarak barış yolundan ayrılmadan sabırla birlik beraberliğimizi kuvvetli tutarak yolumuza devam etmekte. Törene siyasal partilerden sadece Vatan Partisi katıldı. Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Rifat Mutlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemini anlattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarları birdir, müşterektir. Törenin ardından Başkonsolos İpal Emin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İzmir Konsolosluğu'nda tebrikleri kabul etti.